AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı'nın 81 ilde başlattığı ve Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmalı programına hepiniz hoş geldiniz. İstişare toplantıları ile gencimizden emeklimize, sanayicimizden işçimize, esnafımızdan çiftçimize, hasılı milletçe bugünümüzü, gelecek hayallerimizi, sorunlarımızı, taleplerimizi, beklentilerimizi konuşuyoruz. Türkiye yüzyılı haritamızın birlikte çizmeye çalışıyoruz. Milletçe birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmeye çalışıyoruz. Ve bugün de Türkiye buluşmaları, istişare toplantılarımızın Bursa programını gerçekleştiriyoruz. Bursa'daki STK'larımızın en önemli özelliklerinden bir tanesi de Türkiye'de nerede bir felaket varsa, sadece Türkiye'de değil, dünyanın neresinde olursa olsun en önde giden ve en fazla yardım faaliyeti içerisine giren STK'lardan oluşuyor. Bursa'nın bu güzel özelliği bizim için büyük bir gurur kaynağı. Bu nedenle de il başkanlığımız döneminde STK'larımızla her projede, her konuda, her talepte istişare eşliğinde olmaya çalıştık. Vatandaşımıza tek tek ulaşamadığımız noktalarda STK'larımıza, kanaat önderlerimize, mesleki örgütlerimizin temsilcilerine ulaşmaya çalıştık. Onlarla istişarede kalmaya gayret ettik. Yaptığımız projelerin, atılan adımların, gerçekleştirilen reformların vatandaş nezdindeki karşılığını görmek, eksikliklerimizi ve iyileştirilmesi gereken alanları fark etmek açısından bu buluşmalar bizler için her zaman çok değerli olmuştur. Ben bu davetimize teşrif ettiğiniz için bütün STK'larımıza, gönüllü kuruluşlarımıza, her birinize yürekten, canı gönülden teşekkür ediyorum. Tekrardan hoş geldiniz, şeref verdiniz. Toplantımız hayırlara vesile olsun diyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Her birinizi ayrı ayrı muhabbetle, saygıyla selamlıyor, hoş geldiniz diyorum. Ya dünyadaki en kıymetli varlık olan, ekonomik varlık olan petrolün, enerjinin işte ikisine sahip İslam dünyası neden bu halde? Bunu sorgulamak gerekmez mi? Neden bir avuç zalimin orada yamuk ettiğine dur diyemiyor? Neden onlar hiçbir şeylerini çok iyi değerlendirip kullanıp güçlü hale geliyorlar da 2 milyar Müslüman dünyanın en kıymetli hazinesine sahipken ondan bir güç üretemiyor. Bunu sorgulamamız gerekmez mi? Şimdi tam bu noktada değerli kardeşlerim, oradan hareket ettik ve ben karayoluyla buraya 4 saatte geldim. Aydın, İzmir, otoban yaptık geldim. Orada gelirken de zihnimden bunlar geçti ve gerçekten altyapıda çok önemli mesafeler almış bir Türkiye, petrol zemini olmayan bir Türkiye, petrol yatakları böyle başka ülkeler gibi nereyi kazsanız efendim çıkan bir ülke değil. Yani Irak öyle mesela, Irak'ta %9'u petrolü, dünya petrolünün Irak'ta ama perperişim. Ama biz İslam ülkeleri içerisinde hiç olmazsa kendi emeğiyle, bilgisiyle, birikimiyle mesafe kat eden bir ülkeyiz.